Herkese yeni videodan merhabalar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, benim böyle sıcaklardan ağlanma zamanlarım geldi. Her perişan haldeyim. Güneş kremlerimizi sürmeyi ihmal etmeyelim kızlar. Çünkü gerçekten hava artık İzmir'de bir 60 derece var. Yine Ebru gülecek bana ama 60-70 var yani şu an. O kadar sıcak ki ve Haziran'ın başındayız. Temmuz'u, Ağustos'u düşünemiyorum. En sevmediğim havalar yani. Yaz, hiç sevmiyorum yazı. Beni biliyorsunuz zaten. Ama yapacak bir şey yok. Yani Allah'ın takdiri tabii ki de. Yaz da olacak, kış da olacak. Hiç sevmiyorum ama. Yani gerçekten hiç sevmiyorum. Şu an o kadar sıcak ki. Diyeceksiniz ki Ayşe sıcak sıcak diyorsun. Saçlarını neden salıyorsun? Saçlarımı topladığımda şuradan tepeden büyük bir ağrı giriyor yani beynime. O yüzden böyle ve saçlarım da sönüyor arkadaşlar. Yani her zaman böyle topladığım zaman güçsüzleşiyor gibi hissediyorum. O yüzden genelde dayanabildiğim kadar salmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bakın tokamla birlikte geziyorum cebimde. Ben şimdi evden çıktım. Aslında hiç cesaret edememiştim sıcağa. Dedim ki Ayşe aç kızım klimanı, evde vakit geçir. Zaten her gün evdeyim ama artık çıkmam gerekiyordu. Kuzenimin bebeği oldu. Ona hediye bakmam lazım. Ondan sonra taksitlerim var, ödenmesi gereken. Ve bir de market alışverişinde ben parlatıcıyı almamıştım. Hani onları Carrefour'dan alırız diye bekletmiştim. Dün parlatıcımın ışığı yandı bulaşık makinemde. O yüzden bir de onu alacağım çıkmışken. Nefes nefeseyim. Bu ses ne ya? Ha, okuldan geliyormuş. Şurada okul vardı arkadaşlar. Öyle bakalım. Şimdi dedim sizlerle birlikte çıkalım. İşlerimizi halledelim. Şimdi markete geldim arkadaşlar. Şu Viking parlatıcı daha öncelerde daha ucuzdu ya. 42,5 olmuş fiyatı. Şöyle por çözün var. 66,500 ve finishim var. Bu benim en son kullanmış olduğum. Bu da 79-75. Bir de Pirlinki var. Pirlinki ne kadar acaba? Onun fiyatını göremiyorum şu anda. Acaba bu ne kadar? Bu da güzeldi. Bir de Feyre'nin de var ama herhalde ben bunu alacağım ya. Şimdi uygun alayım da sonra Carrefour'dan tekrardan alırım. Şimdilik işimi görsün yeter. Gelmişken makine tuzu fiyatlarına da bakalım. Tuzlar neredeymiş? Yine şöyle Viking tuz var. 44-75. Finishinki de 74 lira. Aklımızda bulunsun şöyle. Annemle buluştuk şimdi arkadaşlar. Parmağı yine patlamış. Yarın doktora gidecekler tekrardan. Bir hemen züccaciye geldik şimdi. Züccaciye mi burası? Takılar da var. Evet, şu çok hoşuma gitti. 50 liraymış. Baksana çok güzel. Çok sıcak ya değil mi? Sıcak ya. Hava berbat ya. Ama söylediler ya. Çok... Aynen vallahi. Sıcak olacak. Buranın ismi değişmiş bu arada. Şöyle takip edebilirsiniz. Trend 35 diye olmuş. O ne anne? Küpe mi o da? Şöyle bir göz gezdirelim dedik gelmişken. Bak anne, İtalyan zincirlerinden. Güzel ya değil mi? Güzel. 60 lira. Ben sana vermiştim böyle değil mi? Böyle senin mi? Bir de böyle var sanırım. Seninki bunun taşlısı. Ha evet. Bunlar da çok tatlı. Ama alıp alıp kullanmıyorum ben sonra işte. Şöyle bir bakalım. Anne. Sen bana diyordun ya, sen bunu takarsan daha da uyursun diyordun ama şimdi çok uyumuyorum ben artık. Uyku düzenim düzene girdi çok şükür. Ha, aman daha iyi. Latte sayesinde. Erkenden uyandırıyor beni anne, biliyor musun? Latte iyi. Patisiyle böyle yüzüme yapıyor. Her evet. An uyanıyor. Ama daha iyi yani. Evet, iyi oldu. Bunlar neymiş? Böyle meyve içerikli dudak nemlendirici. Kahvaltıya geçelim. Şöyle Schaefer'da bir tencere takımı beğendik arkadaşlar. Granit. Şu an çok gürültülü burası. Çok güzel. Ne kadar? 1500 lira. Vallahi çok iyiymiş. Evet. Şu minik çok güzel özellikle. Bu makarna ya da karnıyarık tenceresi, evet, evet. Bu da yemek için. Bunun kapağı bunu olur. Kızartmak için. Evet, çok güzelmiş. Harika. Hem de rengi çok güzel, siyah. Ben çok seviyorum. Şöyle kutusuna. Bunu düşünebilirim ben sonra bir ara. Hem de taksitlerimizi ödedik, işlerimizi hallettik. Çok kalabalık şu anda burası. Gelenmiş. Hediyelerimizi de hallettik. Çok güzel oldu. Çok güzel ya hediyeler. İnşallah kendileri de beğenirler. İnşallah. Beğenmezlerse zaten değişim fişi her yerde olduğu gibi yine içerisine biz koydurduk. Şimdi işlerimizi hallettik.
Dedik ki bir Depom AVM'ye yakındık. Depom AVM'ye de gezelim değil mi anneciğim? De bakalım ya. Bakalım. Çok sıcak, o yüzden bir tane su aldım hemen. Annem suyla geziyor. Ben alacaktım da küçük yoktu evde benim böyle. Geçen de minik minik aldım ya ben sulardan. Onları evde bitirdim ben. Sözde dışarı çıkmaya aldım. Evde bir hoşuma gidiyor, onları dolaptan alıyorum alıyorum içiyorum. Samet diyor ki ne kadar çok su içiyorsun diyor. Sürekli şişe benim ağzımda böyle. Şimdi daha da çok içim. Evet ya, vallahi artık çok için, sık sık su için. Bugün size benden tavsiyeler, güneş kremi sürün dedim. Su için dedim. Ve Depom AVM'ye gelmeyi de ihmal etmeyin değil mi? Hadi bakalım şimdi Depom AVM'ye bir girelim arkadaşlar. Müzik varsa sizlere sadece çekerim, arkaya müzik eklemek zorunda kalırım telif yerim yoksa. Buradan ıslak lale bakmak istiyorum. Kuru çiçek olarak masanın üzerinde değişiklik yapmak istiyordum. Şimdi girelim bakalım, belki vardır buralarda. Eve geldik. Uyandın mı sen? Arkadaşlar şöyle latte'nin kumu gelmişti ben evde yokken. Sağ olsunlar. Neşem ablaya bırakmışlar bizim manava. Hemen şunu kaldırayım dedim ama o kadar ağır ki sürüyerek götüreceğim. Şöyle bir kedi kumu sipariş etmiştim Trendyol'dan. Bu Marsilya sabunlu. Şöyle doğal beyaz sabunlu. Bir kum olduğu yorumlarda yazıyordu. Latte yine sana çalıştık anneciğim. Yine sana çalıştık. Evet arkadaşlar, şimdi aldıklarımı size göstermek istiyorum. Burada birazcık çiğdem var. Çok güzel sıcacıkta çarşıdan gelirken almak istedim. Ve bir de böyle ekmek aldım. Bu da tam buğday ekmeği. Bunu dilimlettirdim. Burada da yine bir şeyler var arkadaşlar. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Latte kardeş dedi ama yakalayabildim mi size? İnanmıyorum ya. Keşke tam size gösterebilseydim. Latte kardeş, latte diyor. Latte kardeş. Tatlı kardeşler sizi. Gel. Gel. Bebek, bebek. Latte bak çıktın. Hadi bakalım. Aldıklarımı göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu lalelerden aldım. Ben bunlardan uzun zamandır istiyordum. Salondaki masanın üzerine artık böyle bir güzel objem kalmamıştı. Ay şu vazoyu da çok beğendim. Her gittiğimde bakıyordum Depom AVM'ye, bakın. Şöyle yamuk bir vazo, asimetrik bir vazo. Şöyle göstereyim, daha çok net anlaşılır. Bu laleler tabii ki böyle durmayacak. Dibine de taş aldım arkadaşlar. Beyaz taş aldım. Benim yapay çiçekçim var. Bunları Depom'dan aldım. Yapay çiçekçimden de şuraya altına taş aldım. Onu da sizlere birazdan gösteririm. Bir de şurada Allah'ın bu parlatıcı benimle birlikte gezdi. Çarşıyı gezdi. Şöyle Viking'in çamaşır bulaşık makinesi parlatıcısını aldım. Şimdi şunun içine aldığım taşları göstereyim size. Ya bakar mısınız? Çok tatlı. Çok güzel duruyor bence ya. Hadi gidelim çocuklar. Gelin içeri gidiyoruz. Almış olduğum taşlar da burada, böyle beyaz taş aldım arkadaşlar. Bunları güzelce yıkacağım. Ondan sonra yıkadıktan sonra suları süzülsün. Böyle çünkü beyaz beyaz suları çıkıyor bunların. Ondan sonra vazonun içine koyar.
Laleleri de içlerine böyle ekeriz. Son halini sizlerle paylaşırım. Şimdi ben bunlar için runner bakmıştım ama runner göremedim. Güzel runner bulamadım çarşıda. Trend yoldan bakacağım masam için bir runner. Artık içeri geçiyorum. Klimayı açtık ve dinleneceğiz şimdi. Biraz latte ile oynamak istiyorum. Latte neredesin? Latte. Latte neredesin? Şimdi bak nasıl koşacak. Koş 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 koş. Güzel görüntü oldu ki arkası yeşil, ben pembeliyim böyle. Biz yine günlük yürüyüşlerimize çıktık arkadaşlar. Vloglarımda çok sizlere yer vermiyorum çünkü bayağı bir kalori kat ediyoruz. Yani her gün biz yürüyoruz artık. 10.000, 11.000 adım atıyoruz. Ama az önce yine çok moralim bozuldu aşkım. Atmıştım sabah ve bugün çok yürüdüm biliyorsunuz. Çarşıda da bayağı bir yürüdüm. 8.000 adım atmışım. 8.000 adımla evden çıkmış bulunuyorum şu anda ama... Tartıya çıktım. Demek ki yetmiyor senin attığın adım. Aşkım hiçbir şey yemedim ya bugün. İnanamıyorum kendime yani. Bir kahve içtim. Bir kahvaltı yaptım. Başka da bir şey yemedim. Daha yemek yemedik mesela biz. Bilmiyorum neden böyle oldu. Bir de şu park çok güzel. Ama bu parka gelecek olduğumuzda hani sadece biz buraya geliyoruz yani. Pek de yapmıyoruz gerçi de. Bizim bir rotamız var. Ekol Hastanesi'nin oradan yuvarlak çiziyoruz. Tam bir rota dünya oluşturuldu. Kuru. Rota oluşturuldu. Tam 7.000 adım yapıyor bizim rotamız. 7.000 mi yapıyor? 7.000 yapıyor. Bir de günlük içinde yürüdüğümüz mesela 5.000 atıyor. Evet. 7.000 de bu. 12.000 adım falan yapıyor toplam. Aynen öyle. Ama bugün çok moralim bozuldu yani. 61 nedir ya? O kadar yürüyorum, aç kalıyorum. Hani sabahları bazen 60 oluyorum. Tamam seviniyorum aşkım 60'ken. Hmm. 60'tan hani bir düşsem çok sen güzel olacak. Sen 1 kilomu düşsen şaşırırım. Niye? Sen de güzel verdin aşkım ama öyle değil mi? Söylemek ister misin arkadaşlar yoksa? 3 haneli yok söylemeyeyim. Bu sürecin sonunda hala 3 rakamda ama bence çok güzel bir hani yüz güldüren bir rakam. Benim hedefim de 2 rakama düşmek. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. 99 şu anda benim hedefim. Ben 89 sana veriyorum. Bu arada arkadaşlar dün ben vlogta değildim. Biz bir Hilltown'a gitmiştik. Orada da sevgili Duygucuğumu gördüm. Hani fincan kazanmıştı ya hani bir arkadaşımız çekilişte benim. Duygu'yu gördüm. Teknosa'da biz kablo alıyorduk. Onu gördük ve konuştuk, selamlaştık. Çok mutlu oldum böyle ya. İşte hani sizinle yüz yüze görüşmek de beni çok mutlu ediyor. Eskiden ben de çok böyle çekiniyordum, utanıyordum böyle hani bir izleyicimi gördüğüm zaman. Ama şimdi aşırı mutlu oluyorum. Aa, bu tramvay benim olmalı. Pembe. Şimdi size şöyle göstereyim. Geliyor. Bu arada şöyle göstereyim size. Evet, pembe. Ay. Pamuk. Biz burada bir tane kedi bakıyorduk daha öncesinde. Aa, burayı yapmışlar böyle. Pamuk. Evet, güzel olmuş. Bu arada Samet çantayla geldi. Neden çantayla geldi? Söyleyeyim hemen. Benim sularım bitmişti evde, az kalmıştı. Onu aldık marketten. O yüzden çantaya koyduk yani. Yok mu? Pamuk. Buraları toparlarken artık kaçtı. Ne yaptı? Ne oldu? Kaçtı herhalde. Yazık ya. O da kocaman olmuş ya. Geçen sene falan besliyorduk hatırlarsınız. Yaş mama alıp getiriyorduk. Şimdi bu sene bazen denk geliyoruz. Kocaman olmuş. Büyümüş yani pamuk. Şimdiden selamlar arkadaşlar. Bugün günün menüsünde karışık kızartma yaptım fırında. Şöyle domates sosu almıştım ya. Ondan da yapmıştım. Bunu da hemen şöyle üzerine gezdireyim. Yoğurtlu mayonez de yaptım. İçerisine sarımsak katmadım. Bu sefer böyle kızartmamın içerisine sarımsak kattım. Bir saniye geliyorum. Şöyle sosumu güzelce yedirdim arkadaşlar. Ne diyordum? Sarımsağı bu sefer böyle yani içerisine kattım böyle karıştırdım. Zeytinyağım kalmamıştı. O yüzden ayçiçek yağıyla yaptım. Baharat, tuz, içerisinde kabak var, patlıcan var, patates var, havuç var, biber var. Yani tam bir yaz menüsü. Az bir şekilde yağ attım. Kızartma dediğim hani fırında yaptım bu şekilde arkadaşlar. Üzerine de yoğurdu hazırladım. Karpuz dilimledim. Bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde. Sizlere yerken gösteririm. Şimdi fırından yeni çıkardım. Şu an o kadar sıcak ki mutfak da çok sıcak. Yani fırın çalıştığı için yemek de çok sıcak. Yemek dinlendikten sonra da üzerine yoğurdunu hemen dökeriz. O şekilde akşam yemeğimizi yemiş oluruz. Evet arkadaşlar günümüz bugün nasıl geçti? Çok sıcaktı bugün günlerden. Yani yine böyle aşırı sıcak olan bir gündü. Biz birazcık yemeğimizi yedik. Tekrardan yürüyüşe gittik.
Sonra geldik balkonda çay, kahve, işte kiraz yıkadık, onları yedik. Şimdi artık ben de sizlere bugün gelen bir kargomu göstermek istiyorum. O kadar çok sabırsızlandım ki hatta Sevim'le ikimiz biz bunu bekliyorduk. Sevim diyor ki açsana, ben de merak ediyorum diyor çünkü biliyordu aldığımı. İşte deneyip bana da video at dedi. Ama ben dedim ki videoda açmak istiyorum. Hem sizinle birlikte hem de denemek istiyorum. Hem sizinle olsun istedim. Hem de saçlarımı da bugün böyle hemen yıkadım güzelce. Çok sıcak tabii topladım böyle. Biraz yine yatışmış oldular. Şöyle güzelce tarayacağım. Bu arada yani saçla dediğim için ne aldığımı birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Evet, saçımla alakalı bir şey aldım. Uzun zamandır istiyordum. Bunu dizilerde falan da böyle kızlarda görüp çok hoşuma gidiyordu. Geçenlerde A101'e ve BİM'e de gelecekti. Hatta fiyatları yine uygundu ama ben daha da uygun bir fiyat buldum. Ne çıkacak arkadaşlar? Ay ciklette, çok merak etti. Ciklet gel. Latte de burada bir yerde. O da izliyor şurada yerde beni. Herkes meraklı beni bekliyor şu anda. Klimayı da açtık bu arada. Yine aşırı aşırı sıcak. Tatam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir su dalgası vakmaşa aldım arkadaşlar. Aa, bir de böyle lilası vardı. Ben su siyahını seçmiştim diye hatırlıyorum. Ama bakalım şimdi nasıl çıkacak. Bunu Trendyol'dan çok uygun bir fiyata denk geldi arkadaşlar. Eğer şimdi deneyeceğim ben de. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Hani bakmak isteyenleriniz olursa, almak isteyenleriniz olursa link isteyebilirsiniz. Aşağıya linki eklerim. Bakalım nasıl olacak? Memnun kalacak mıyız? Kalmayacak mıyız? Ben birazcık şu arkaları yapabilecek miyim diye tedirginim. Çünkü ben arkaları işte hani şu düzleştiriciyle böyle kıvrık yapıyorduk ya. Önleri yapıyordum, arkaları yapamıyordum. İnşallah bununla yapabilirim. Bakalım nasıl olacak? Hemen açılımını sizinle birlikte yapmak istiyorum. Ya arkadaşlar bunların birçok çeşitleri var. Böyle milim milim oluyormuş. Ben böyle ince telli olduğu için, saçlarım az olduğu için böyle minik bir şey tercih ettim. Bakın bu şekilde böyle. Hani bence tam zaten benim saçıma uygun olacak. Tek şöyle bir şeyi var. Hani nasıl desem size, tek tostu var. Eskilerde bunlara tost deniyordu. Tost yaptırıyorduk böyle kuaförlere gidip. Artık her şey tabii evlerde yapılabiliyor. Dediğim gibi çok çok uygun bir fiyata aldım. Şimdi ilk deneyimi de yine sizinle birlikte yaşamak istiyorum. Burada yine kağıtları falan var ama okumadım. Bakayım hemen göz gezdireyim. Anneciğim. Ay küçük kişim. Hala da uyudu kaldı orada. Önce saçınızın kuru, temiz ve köpük saç spreyi, saç kremi durulanmış olduğundan emin olun. Evet, benim saçım şu an hiçbir şey yok. Doğal hali böyle. Cihazı şebekeye bağlayın. İlgili düğmeye basarak cihazı açın. Gösterge ışığı yanacaktır. Cihazın 3 dakika ısınmasına izin verin. Evet, saçın uzunluğuna, dokusuna göre nötr bloku yapmak istediğinize bağlı olarak 20 saniye kadar tutun. Tamam, başlıyoruz. Evet Ciklet'cim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şuraya bas. Şurada bir on off düğmemiz var. Hemen getiriyorum böyle ona. Ve 3 dakika ısınmasını bekliyorum. Şu anda kırmızı bir ışık yanıyor. Aynı düzleştiricide olduğu gibi. Çok kibar, çok hoşuma gitti. Şöyle yapayım. Hemen saçımı yarıdan ayırayım. Önce bir kısmını yapacağım. Bir kısmını sonra yapacağım. Bu tarafı sonraya bırakalım. Bakalım yapabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Benden çok fazla bir şey beklemeyin. Kendi başıma arkalarını yapabileceğimi pek zannetmiyorum arkadaşlar ama artık yapacağım zaman alışacağım yani. Yapa yapa alışırım. İnşallah diyorum. Şuraya da mı toka tuttursaydım? Şuraya da şöyle bir toka tutturalım. Ama ayna almamışım. Hemen bir ayna alıp geleyim arkadaşlar. Seni yemeli mi yavtuş? Yeni yeni kelimeler türetiyoruz. Şöyle şurayı da alayım. Rahatça göreyim yani arkayı arkadaşlar. Şöyle. Aşkım bak. Güzel mi? Çok güzel aşkım. Çok doğal duruyor. Hem yapması da kolay.
Bir düğüne falan giderken böyle o kadar doğal ki, günlük olsun, düğünde olsun. Çok beğeniyordum böyle, kızlarda görüyordum dizilerde. Ciklet de onayladı. Şöyle sizi biraz daha yakına almak istiyorum ki görün. Evet. Bakar mısınız? Ay çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ay o kadar zamandır bakıyorum ki bunlara. Tabii bunu daha ince isterseniz daha ince bukleler de alabilirsiniz. Şu an benim ilk deneme. Yani benim saçım şöyle pırasa gibi. Bakın benim saçımı böyle yaptığına göre gayet güzel bir ürüne benziyor. Ve ışık hala kırmızı. Demek ki arkadaşlar ışık kırmızı yanmaya devam edecek. Yani ışık yeşile dönmeyecek. Anneciğim. Evet Çikletciğim. Çiklet topu öyle bir attı ki Latte'nin bir bakışı var. Aa, Latte'yi temizlemedik de bugün. Gözleri temizlenecek onun. Şöyle ilk yarısını bitirdim arkadaşlar. Bakar mısınız ya? O kadar güzel oldu ki tabii ki şuraları birazcık daha böyle baştan başlamak, yani şuradan dipten başlamak gerekiyor. Şimdi şöyle size açayım. Bakın farklı bir şöyle göreceksiniz. Benim kendi saçım böyle ve şurası şöyle su dalgası. Tabii birazcık da taranması gerekecek herhalde böyle jöleyle. Ay çok hoşuma gitti. Çok doğal duruyor. Bakar mısınız ne kadar fark var kendi saçımla. Şimdi hemen şu yarıya da geçeceğim. Tüh, karıştırdım mı acaba? Arkada düzler kaldı mı? Bakar mısınız farka ya? İnanamadım vallaha. Hemen şimdi bu kısma geçiyorum. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor. Evet, saçlarımı bitirdim. Bakmaşamı kapattım arkadaşlar. Şöyle şurada da zaten yazdığı gibi. Neredeydi? Hızlı ve zahmetsiz su dalgası maşası. Çok çok memnun kaldım. Şimdi biraz şu pantenle kabardığı için üstten yatıştıracağım. Bu arada ben gittim küçük aynayla arkalara da baktım. Büyük aynada. Arkalar da gayet de olmuş. Yani güzel yapabilmişim. Öyle söyleyeyim. Tamam Çiklet. Şöyle birazcık da bu yağla böyle hani sabitleştireceğim. Kabarmasını önleyeceğim. Çok çok beğendim. Bakar mısınız ya? Bir düğüne giderken ya da günlük hayatta da çok çok kullanabileceğim güzel bir model oldu. Çok sevdim. Yani arada bir değişiklik. Çünkü düz saçlı olduğum için çok fazla benim diğer maşalar falan tutmuyor arkadaşlar benim. Şu an gündüz olsaydı biraz jöle sürebilirdim. Hani jöleyle böyle sabitleştirebilirdim. Ama şu an şu kremle dediğim gibi böyle birazcık da olsa kabarıklığını almış oldum. Ki bence bu saç yarın beni idare eder. Yani yarın götürür bu saç beni. Şöyle aynaya da bakmak istiyorum. Yani beklediğimden de güzel geldi arkadaşlar.
Böyle alın, aldırın, ihtiyacınız varsa link aşağıya bırakabilirim. Açıklamalara bakmak isteyenler varsa bakabilirsiniz. Ben çok beğendim aşamı. Sizler nasıl buldunuz Kıvırcık Ayşe'yi? Daha doğrusu kıvırcık değil de böyle hani eskiden annelerimiz örermiş. İşte böyle salınca bu şekilde olurmuş. Ki benim o da tutmazdı. Yani çok fazla bu şekilde olmuyordu. Yani bu gerçekten saçlarıma hem volüm verdi hem de böyle parlak gösterdi ve değişiklik olmuş oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Üçüncü gün oldu galiba arkadaşlar. Tekrardan selamlar, merhabalar. Şöyle size saçlarımı göstermek istedim. Bakın gece topladım, yattım. Ona rağmen böyle hala doğal bir şekilde kalmış ve taramadım da, hani tarak da istemedi. Sadece birazcık üzerine jöle sürülebilir ama sürmedim. Doğal kalsın istedim. Böyle bu şekilde saçlarım. Yani demek ki bu maşayı yaptığımda böyle uzun süre gidecek. Biz şimdi evden çıkıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ben evden çıkıyorum. Annem çıktı. Biliyorsunuz kuzenimin bebeğini gideceğiz. Şimdi bebek görmeye gidiyoruz. Şimdi ben evden çıkıyorum. Evi birazcık toparladım. İki makine çamaşır yıkadım. Klimayı da açtım. Latte uyuyor şu anda evde. Çok sıcak çünkü geldiğimde tekrardan böyle klimayı açmak, soğutmak zor oluyor evi. En kısa aldım. Zaten o da şurada böyle perdenin altında uyuyor. Bakar mısınız? Onun yeri orası. O yatak aldım falan ama yok yani. Yatağında falan uyumuyor. Sadece gidiyor. Perdenin orada uyuyor. Şimdi evden çıkayım ben de. Annemle buluşacağız. Zaten hemen kuzenim de bana yakın oturuyor. Gidip görelim bakalım. Küçük bir deviş oldu. Şimdi onu görmek için sabırsızlanıyorum ben de. Şimdi evden çıkıyorum. Dediğim gibi bugün yemek konusunda da kıyma çıkartmıştım birazcık. Yani böyle ağır bir yemek canım istemiyor. Çünkü dün bayağı bir rahatsızlandım ben arkadaşlar. Gece böyle midemde bir şişkinlik oldu. Hatta Samet gece beni acile götürecekti. O kadar kötü oldum ki yani herhalde bu klimalar, vantilatörler beni üşütüyor. Ve gaz yapıyor böyle midemde. Yani çok kötüydüm. Hala da böyle kahvaltıda az bir şey yedim. Çok bir şey yiyesim gelmiyor. Çünkü dediğim gibi midem çok çok şişkin. Bugün de böyle hani hafif yemek yapacağım. Böyle kıymalı yumurtalı yaparız diye düşündük. Samet'i aradım. Öyle yaparız dedim. Bu arada makinem de bitmiş. Çamaşırlarımı da hemen sepete alayım ki ben gelesiye kadar makinenin içinde kalmamış olurlar. Evden çıkıyoruz. Yüzüm niye bu kadar parlıyor anlamıyorum. Ayarlarla yine oynamışım sanırım. Kamera ayarlarımla inşallah güzel çıkıyordur videom. Eve geldim. Hemen şöyle en kolayından bir kıymalı yumurtalı yaptım arkadaşlar. Annem de direkt eve gitti. Ve eve geldim. Hemen şöyle kargom da olmuş. Gelmiş daha doğrusu. Kargom da gelmiş. Bu arada güzel sevindirici haberler de aldım. Bir sonraki vlogta inşallah o haberi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerle şu kargomu da paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle geleyim. Tripodu kurmadım ama şöyle göstermek istiyorum size hemen. Hatta bunu sizinle birlikte yapalım artık bugün vlogta. Kaşıklık olmadı ama kaşıklığı da artık belki bir sonraki videoda bulurum. Çünkü Forbes'e gidemedim arkadaşlar. Şöyle bir runner siparişi verdim. Biliyorsunuz ki vazo almıştım ya. Vazoyla, lalelerle, taşlarla güzel bir şu şekilde bir runner aldım. Çok güzel, çok otantik ve böyle yani bohem tarzı duruyor. O vazoyla da uyacağımı düşünüyorum. Şimdi masanın üzerine bunu sermeden önce taşlarımı yıkamam gerekiyor. Hemen taşlarımı güzelce yıkayayım. O beyaz tozları süzülsün içinden. Onlar da kurusun. Akşam da bir hep birlikte sizinle birlikte masamızın dekorasyonunu tamamlamış oluruz arkadaşlar. Bu arada bizim hemen yan tarafta bir tane direk vardı. Yani bu konuya uzun zamandır takmış bir durumdaydık aşağıdaki butikle ikimiz. Yani çünkü direk tam benim balkonumdaydı. Yan binamız da yıkıldığı için gerdirilmişti. Oradaki kablo yani demir halat tutuyordu. Benim cam patlayacak diye ödüm kopuyordu. Türk Telekom bugün de geldi, onu da halletti. Onun dışında dediğim gibi güzel bir haber daha aldım. Onun için sizlere sürpriz olsun. O diğer vlogta gelsin. Bugün öyle güzel haberler almaya devam ediyorum. İnşallah daha da güzel haberler alırım. Şimdi bu taşları da hemen yıkayayım arkadaşlar. Ondan sonra onlar da güneşte güzelce kurusunlar. Akşamüstü güzel bir şöyle masamızın üzerine artık farklılaştırmak istiyorum. Birazcık yani gerçek çiçeklerden kayıp böyle nasıl desem yapay bitkilere doğru kaymaya başlayacağım herhalde ben. Çünkü artık bir kedim var. Biliyorsunuz kedi saksıları böyle devirebilir. Tabii ki böyle güzel bitkilerimi harcamayacağım. Yani onları heba etmeyeceğim. Çünkü çok çok seviyorum. Böyle birkaç tane güzel bitkilerim var. Öyle bakalım yani ilerleyen zamanlarda yapay bitkiler de almak istiyorum salonum için. Şimdi taşları yıkamaya gidiyorum. Latte'cim de burada uyuyor. Burayı çok seviyor arkadaşlar. Gittim geldim burada yatıyor. Latte uyuyor musun? Latte anneciğim. Latte çok mu uyku var? Çok mu uykum var? Annem.
Ama sen uyurken çok özlüyorum seni. Uf, aşkım benim. Canım latten benim. Sütlü köpüklü bu. Sütlü köpüklü. Tamam, uyar. Evet, masamın halini göstereyim arkadaşlar sizlere. Ay, nazar değmesin. Şurası da şöyle olmuş. Runner'ımı serdim. Masamı güzelce sildim önce. Sonra runner'ımı serdim. Taşlarımı da doldurdum vazoma. Allah'ım, bu vazoya gerçekten aşık oldum. Çok güzel görünmüyor mu? Ve runner da gerçekten çok güzel geldi arkadaşlar. Çok beğendim. Böyle ben katlayarak kullandım. Yani uzun şekilde de benim masama uydu. Benim masamın ebatları büyük olduğu için uzun da güzel oldu. Ama bu şekilde de çok güzel oldu. Hatta istersem şöyle de serebilirim yani. Özellikle vazomun yamuk oluşunu çok seviyorum. Laleler de güzel oldu taşlarla birlikte böyle. Hem de latte büyüdüğü zaman deviremeyecek. Öyle düşündüm. Şöyle birazcık daha ortalayalım ki sandalyelerin ortasına gelmiş olsun. Evet. Hafif şöyle sandalyeyi de çekeyim. Evet, sandalyelerimi de koyarsam hemen gece gece bana yine temizlik verileri geldi arkadaşlar. Şöyle, çünkü gündüz yürüyüşe falan gittik. Akşamüstü anca gelince taşlar da kurudu. Yerleştirebildim. Evet, bakın bu şekilde oldu masam. Bence gayet de tatlı oldu. Şöyle. Çok sevdim. Videomun da artık kapanışını yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoda istediğim gibi ilerleyemedik. Çok dolu dolu bir video olmadı. Çekmece düzeni yapacaktım. Dediğim gibi kaşıklık hala bulamadım. Belki yarın Forbes'e gider, oradan bakarım. Artık o da bir sonraki vlog kalmış olur. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şöyle ailelerimle veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.